Besim Tübük konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Ahmet hoş Hakan bulduk. Bey. Teşekkür ediyorum. Hemen şuradan başlayalım isterseniz. Siz dün bir açıklama yaptınız ve evet, abartıyoruz dediniz bu konuyu. Gerçekten abartıyor muyuz? Herhalde. Neden abarttığınızı düşünüyorsunuz? Ben de olsam ben de abartırım laf aramızda. Bu bir fırsat hükümete. Bunları unutturmak için mi? Şimdi nereden bakarsak bakalım, hakikaten çok başarısız bir hükümet var. Yani kimse bu hükümetin bu kadar başarısız olacağını 6 ay evvel söyleseydiniz ben de söyleyemezdim. Evet, tenkit ediyoruz ama bu kadar kötü olacağını düşünemezdik. Tam anlamıyla, kelimenin anlamıyla rezalet. Yani bu adamlar, Ankara'dakilerden bahsediyorum, tatile çıksalar, iki misli maaşla, duble maaş, Antalya'ya, Hawaii'ye ve Ankara'yı yüzüstü bıraksalar memleket bu duruma düşmezdi. Bak, samimi söylüyorum bunu. Tabii bu kadar kötü bir ortamda, piyasa durgun, işsizlik had safhada, ekonomiden para çekiliyor. Enflasyon hangi ortamda %101? Talep yok. Dükkanlarda kimse mal almıyor, fiyatlar yükseliyor. Durgunluk içinde enflasyon. Bu arada Körfez krizi gelmiş. Ben de iktidar olsaydım laf aramızda. Memnun olurdum. Hep Körfez'den bahsederdim vallahi. Peki. Körfez'in ne kadar mühim olduğunu, tarihini Abbasilerden başlardım. Anlatırdım. Anlatırdım. Peki durdum. Sadece siyasetçiler mi etkili Körfez'in bu kadar yoğun bir şekilde gündemde kalmasına? Yani onlar bilerek ve isteyerek yoğun bir şekilde gündemde mi tutuyorlar? Evet, evet. Basınımızın bir kesimi de tabii aşırı abartıyor. Peki, şimdi abartacak bir şey yok mu? Irak'ta güç kuvvet yok. 91'de Irak zayıf bir ülkeydi. Çok abarttı bir kere Amerika. Sonra bir gittiler baktılar ki hiçbir şey yok Irak'ta. Size bir şey söyleyeyim mi ben? Irak harekatında Iraklı'nın kurşunuyla bir tek o asker, Amerikan veya İngiliz askeri ölmemiştir. Böyle bir harp olur mu kardeşim? Düşünebiliyor musunuz? 91'deki o harekat, yukarıdan bombaladılar ve herkes teslim olmaya hazır. Okay. Biliyor musunuz? Televizyon kameramanlarına teslim oldu askerler. Irak askerleri bir televizyon kamerası evet, geldi İtalya'dan. Komediydi, ona el kaldırdılar, teslim oldu zavallılar. Bütün Irak teslim olmuştu zaten. Yani bu Irak sefer bu sefer hiçbir şey yok Irak'ta. Bak şimdi Irak teslim anlaşmasını imzaladı. O anlaşmaya göre 91'den itibaren Birleşmiş Milletler'in orada heyeti var. Bütün şeyleri imha ettiler. Buldukları bütün silahları imha ettiler. O Scud füzeleri kestiler. Hı. Televizyonlar gösterdi. Ve diyorlar ki Irak bombardımanının imha ettiği silahlardan daha fazlasını bu heyet imha etti. Peki bu adamlar hiçbir yerden silah almıyor, ambargo var. Ellerindeki silahlar imha oldu. Peki Irak'ın gücü yok ki. Irak sadece bunu santranç gibi bir gurur meselesi yapıyor. Ve Saddam'ın bir şey bu, kendi iç politikası açısından Amerikalılara yerini posta sağlamlaştırmaya koyan, Amerika'ya posta koyan adam. Bence yerini sağlamlaştırmayı. Arap ülkelerinde şimdi, lider havası. Krizin basıyor. Analizini çok yaptılar, herkes yapıyor ama aşağı yukarı herkesin söylediği de buna benzer şeyler. Ben asıl şunu merak ediyorum. Amerika Irak'ı vuracak. Bu önemli bir gelişme değil mi sınırımızda ve bunu konuşmamız gerekmiyor mu? Gerekir. Çok gerekir ama kendi gücü içinde gerekir. Siz bunu söylediğiniz zaman yok efendim gaz maskesi dağıtalım, Halepçe'ye döner Konya, yok biz tehdit altındayız. İşte aman Iraklı söyledi, bize füze atmayacaklarmış. Bugün vardı bir gazetede. Iraklı bakan Türk'e söylemiş, size füze atmayacağız. Irak'ın sanki füze atacak gücü var da bize füze atmayacak. Biz de rahatlamışız. Biz o kadar zayıf bir ülke miyiz? Peki bütün bu söylentiler turizmi etkiliyor mu Türkiye'de? Yok, çok az. Piyasaları Allah'tan etkiliyor mu? Bizim gazeteleri yabancılar okumadığı için turistler etkilenmiyorlar. Etkilenmiyor. Turistler zavallılar. Bizim son bir haftalık gazetelere baksalardı, eyvah derler. Asla buraya gelmezler derler. Bakın bugün siz muhabir yollayın bütün büyük otellere. Neredeyse hepsi tıklım tıklım doludur. Hatta Şubat sonunda hiçbir otelde yer yoktur. Çok az iptal. Bu da biraz peki Amerika'da ve Avrupa'da belki bu krizin çok fazla yankı bulmamasından dolayı da olabilir. Tabii. Avrupa'da, Amerika'da. Daha evvel de biliyorsunuz Saddam'ı 91 harekatından sonra 93'te veya 94'te Amerika gene bombaladı. Clinton'un bir bombalama hadisesi var. Ama bu seferki daha yoğun olacak diye hazırlık var. Gönül ister ki böyle bombalama olmasın. Biz buna kesinlikle karşıyız. Ve Amerika'nın bu kadar şiddetle bu işe eğilmesine de karşıyız. Çünkü Irak bu sarayları senin denetimine açmıyorsa diplomatik yolları kullan, bastır ama yukarıdan bomba atacağım, bir sürü adam öldüreceğim. Bunlar yol değil. Tabii ki. Çünkü zaten Irak'a bir şey bırakmıyorsun ambargo yüzünden.
Zaten ambargoyla Irak'ın boğazını sıkmışsın ve burada zavallı Irak halkı eziliyor Ahmet Hakan Bey. Trajedi burada. Saddam'a bir şey olduğu yok. Evet, biz de zaten onun altını çizmeye çalışıyoruz. Tekrar birlikte olacağız sizinle Fethi Bey. Evet sayın seyirciler, şimdi de Körfez krizinden iç siyasete geçiyoruz. Evet, Besim Tübük stüdyo konuğumuz. Hep gülümseyerek izlediniz. Senelerdir gülümsüyoruz. Bir yandan seçim için işte iki turlu seçim tartışmaları. Bütün bunlar aslında Körfez krizinin unutturduğu ama unutulmaması gereken olaylar çok önemli. Halkımızı direkt yakından ilgilendiriyor. Bir taraftan işte meclisteki koltuk skandalı, seçim ve enflasyon. Neler diyeceksiniz? Şimdi bir kere biz iki turlu seçimi baştan beri savunuyoruz. Hatırlayacaksınız. Kurulduğumuzdan beri bizim düşüncemiz iki turlu başkanlık sistemi, milletvekilleri dar bölge, her milletvekilinin bir bölgesi olacak. Orada da iki tur. İlk turda 15 kişi yarışacak. Bunu istemiyor. İkinci turda. O bunu istemiyor. Bir de bizim öteki şeyimiz bütün belediye başkanları iki turla seçilecek. Şimdi diyelim ki İstanbul'da %25 alarak belediye başkanı seçilmek iyi değil de Çanakkale'de %20 alarak belediye başkanı seçilmek mi doğru? Hepsi yanlış. Bence halka ikinci bir opsiyon yani şans vermek lazım. Hı hı. Diyelim ki ilk tura 6 tane aday girdi. Bunun ikisi en çok oy aldı. Biri %22 aldı, biri 18 aldı. Bu ikisi katılacaklar ikinci tura ve halkımız bu ikisinden birini seçecek. Evet, bu çok basit. Teknik ve bunun lehineyiz biz. Anlıyorum. Ama diyorsunuz ki Ecevit'in yaklaşımı eksik bir yaklaşım. Eksik. Yalnız İstanbul Ankara'yı söylüyorlar. Bütün milletvekilleri için dar bölge öneriyoruz. Bütün belediye reisleri için. En ufak beldede bile. Enflasyon tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz? Valla çok beceriksiz buluyorum. İnanılmaz beceriksiz buluyorum. DTP'nin de itirazları var. DTP'nin itirazı itiraz. Yani çözüm öneriyorlar mı? Hiç konuşmaya bile değmez. Herkes itiraz eder. Şimdi bakınız enflasyon gökten inmez. Gökten inseydi her tarafa inerdi. El Nino gibi bir felaket de değildir. Bir, şunu nasıl ki bırakırsan yere düşer. Şunu bıraksam yere düşer. Bırakmadığım için böyle koyuyorum buraya. Enflasyonda kamu maliyesi dediğimiz devletin para idaresini yanlış yaparsan içeride fiyatlar yükselir. Ben çıkacağını biliyordum diyor Güneş Taner. Yanlış yaptığını biliyordu da ondan herhalde. Çünkü dikkat edin geçen sene enflasyon bu seviyede değildi. Bu seneyle geçen sene arasında bir şey mi oldu? Ülke bir felakete mi uğradı? Şimdi Körfez krizi diyecekti. Körfez krizinin bir alakası yok ki. Hatta terör olayları bile bir senedir azaldı. Demek ki bir senedir acemilikler arttı. Sonra siz hiçbir politik liderin enflasyonun neden olduğunu ve nasıl indirileceğini izah ettiğini gördünüz mü? Şimdi erkekçe söyle, elini vicdanına koy. Duydun mu hiç sen? Evet, yani duydun mu? Duyulmadı böyle bir şey. Niye peki bu kadar mühim olayda bir politik lider bunu anlatmıyor? Bilmiyorlar da ondan. Ha, bilmiyorlar, ama ayıp bir şey değil. %3'lük bir hedef koyuyorlar. Hedefi koymak kolay. %3 değil, %1 koy, %0 koy. Bunun bir ağzın şey yok, kemiği yok ki istediğin gibi söyle. Şimdi bakın enflasyon nedir? Enflasyon bir maliyet enflasyonu vardır, bir de talep enflasyonu vardır. Yani bir malı yaparsın, üretirsin, bu malı 10 bin liraya üretiyorsundur, fakat birdenbire müşteri çok bollaşır, 15 bin bile veren vardır, sen bunun fiyatını 15'e çıkarırsın. Bunun adı talep enflasyonudur. Yani müşterinin çoğalması ve bol paralı insanların bu maldan bol miktarda alma istemeleri senin fiyatını yükseltir. Ama bu fiyat zamanla düşer çünkü rakibin aynı şeyden imal eder. Veya ithalat yapılır. Aynı maldan ithalat yapılır. Yükselen talep enflasyonu yükselmiştir, şişmiştir, sonra iner aşağıya. En kötüsü ve ikincisi maliyet enflasyonudur. Şimdi bu bardağı 8 bin liraya mal ediyorsun ama 10 bin liraya satıyordun. Birdenbire elektrik fiyatı, döviz fiyatı, ham madde, işçilik, faiz, en büyük faizdir, yükseldi. Sen bunu artık 8 bine mal edemiyorsun Ahmet Hakan. 14 bine mal ediyorsun. Sorun burada. Ne, kaça satacaksın 14 bine mal ederken? 10 bin değil, en aşağı 20 bine satman lazım. Ben demin ne söyledim? Piyasa durgunken fiyatlar niye artıyor dedim. Çünkü mal satamazken bir tüccar, yani bir de diğer politikacılar için üzmek istemiyorum ama bunlar hayatlarında alışveriş yapmamışlar. Bak, ekonomi alışveriştir. Hiçbir tüccar müşteri yokken fiyatını keyfi arttırmaz. Ağlıya ağlıya arttırır. O zaman enflasyonu alışveriş yapan bir politikacı indirecek demek. Evet, onu ben indireceğim. Kısmetse 6 ayda indireceğimiz bir şeydir. Şunu söylüyorum. Türkiye'de enflasyonun sebebi yüksek faizler. Bunun da yüksek faizin sebebi de iç borçtur.
İç borcu kapatacaksın. Anlıyorum. Enflasyon düşecek. Son bir soru. Bir de yeni lira var. Yeni lira olmadan da enflasyon düşmez. Onu da net söyleyeyim. Hı hı. Yani bugünkü Türk lirasıyla enflasyonun psikolojik direncini kıramazsınız. Olmaz, mümkün değil diyorsun. Hiçbir şekilde yapamazsın. Son bir soru. Biz daha ne kadar hep Körfez krizini konuşacağız? Ve bunlara ne zaman sıra gelecek? Sizce umut var mı bu konuda? Umut var, var. Milletimiz uyanıktır. Hiç şey yapmayın siz. Bütün bunları yani, anlıyor diyorsun. Tabii canım, şimdi Körfez krizi bir hafta, 15 gün sonra bitecek. Ya bombalanacak bitecek, ya bombalanmadan bitecek. Öyle veya böyle bizi... Bombalanırsa gerekçeler üretilmiş olmayacak. Hayır, hayır. Çok mevzi bir olay. Çok mevzi bir olay. Yani belli bir yerlere bomba atılacak. Bize doğrudan hiçbir alakası yok. Hatta ha buradaki, sınırdaki trafiğe bile şey yok. Ha, hala mazot alıyor tankerle arabalarımız. Mal satıyor, gidiyor. Yani bir gerekçe yani olamaz diyorsunuz. Fakat halkımızın bunalımı, işsizlik, fakirlik, düşük ücretle çalışma, emeklilerimizin sefil durumu ve hayat pahalılığının insanların boğazını sıkması ve aile faciaları devam ediyor. Asıl onun için, problem yani bu zaten. Asıl problem bu olduğu için siz bunu 3 gün, 5 gün gazete manşetlerine taşımanız yetmez. Ondan sonra aynı dert daha büyük bir şekilde ortaya çıkacak. Patlar, sosyal patlamalara evet. Neden olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum.